Ya şu yaşadıklarımız beni o kadar dağıttı ki Zehra, ben unuttum ya, bir şey konuşacaktın sen benimle. Hiç sorma. Ne oldu? Mine'nin babası Nadir çıkmadı. Ama Nadir, Hande'ye bunları yapan Nadir, eminim. Nasıl? Beni de rahatsız etti. Ne demek rahatsız etti? Ne yaptı sana? Nikah gecesinde yanıma geldi bu. Ben parçalarım artık bu adamı. Bu... Ne bu böyle? Yeter ya. Ya şimdi dışarıdan bakan biri anlayamaz bunu. Ama yani böyle bakışları, konuşma tarzı, böyle geldi elimi falan tuttu. Yani böyle hissedersin ya, bir şey var o adamda. Hande'ye de öyle bakıyordu. Hande'ye nasıl baktığını gördüm, anladın mı? Kötü, kötü bakıyor. Kötü bir şeyler yapmış o kıza, anladın mı ben? Aşağılık. Sadece o da değil. Şule günlükle yüzüğü bulmuş. Evet, ben de yüzüğü aldım, herkesin ortasında çıkardım yüzüğü. Kimin bu yüzük dedim. Herkes gerildi tabii. Sonra Nadir, yüzük benim dedi. Yüzük onun. Yani Şule günlükle yüzüğü bulduğu zaman bunlar kavga ettiler, o da Nadir'i bıçakladı. Ya çıldıracağım şimdi. O zaman niye bu kadın bu adamla evleniyor ki? Ben de bilmiyorum, bilmiyorum işte. Yani bu zamana kadar Serkan'dan şüphelendik ama hata ettik. Şule temiz bir insan değil. Şule günlüğü gördüyse... Ya Serkan'a da göstersene günlüğü. Gerçekler böyle ortaya çıkar belki, ne bileyim. Yani olabilir. Deneyebilirim. Çocuklar seni çok seviyor. Mine ile Murat senin yanında çok mutlu. Ben çocukları çok severim. Yani onların saflıkları, hayalleri, hepsi melek gibiler. Hande, ben tek büyüdüm. Çok isterdim bir kardeşim olsun. Çocukken onunla oyunlar oynayayım. Gerçi sonradan oldu ama istediğim... Aa, gitti, kaçtı. Kaçtı, balon kaçtı. Ya. Sen bekle, ben geliyorum. Kolay gelsin. Abi, ben balonların hepsini almak istiyorum. Yeter mi bu? Kardeşim, bu çok. Olsun abi, al sen. Teşekkür ettim. Evet, buyur bakalım. E ne yapacağım bu kadar balonu ben? Gördüğümüz çocuklara dağıtalım. Bugün işte ise birkaç çocuğu mutlu etmiş olursun. Tamam. Ha? Hadi. Ne haber? Nasılsın? Gel. Balonun uçmuştu, al. Gücünü al sola verdim, yorgunum. Her geceme seni koydu ne zor durum. Ah bebeğim, tutamazsam elini zamansız. Her bir yaşta hevesim kalır derin yaramsır. İzlerini bulamazsam ölürüm, inan bana sersefilim. Uzaktan sevilir mi bir asır? Böyle bir vurgun olmaz, ezber bozulsun artık. Buz dilinden dökülse, sözden ucuz romanlıktan. Böyle bir vurgun olmaz, ezber bozulsun artık. Yaktığında söner de, kimse tutuşmam artık. Bu balonu kime vereceğiz? Kimseye vermeyeceğiz. Bu bizim dilek balonumuz olacak. Dilek mi? Evet, bir dilek tutacaksın. Ne dileyeceğiz? Hande,
Dileğini söylersen gerçekleşmez ki. Yaklaş. Şimdi gözlerini kapat. Bir dilek tut. Anne, gözlerini kapat. Tuttun mu? Tuttum. Tamam, şimdi üçe kadar sayacağız. Sonra bırakacağız, tamam mı? Hı hı. Bir, iki, üç. Ya, kuşlar uçtu. İşte dileğini şimdi gökyüzüne bıraktık. Bu balon uçacak, senin dileğini bulacak ve sana geri getirecek. Sen ne diledin? Benim dileğim zaten gerçek oldu. Benim dileğim karşında duruyor. Ben gidelim mi? Arka gidelim. Böyle bir vurgun olmaz. Ezber bozulsun artık. Yaktığında söner de kimse tutuşmam artık. Böyle bir vurgun olmaz. Ezber bozulsun artık. Tutuşmam artık. Neredesin Zehra? Neredesin ya? Ne kadar garip değil mi? Garip olan ne? Yani düşünsene, benim hoşuma gitse de, gitmese de babam annenle evlendi. Bense seni seviyorum. Sen beni seviyor musun? Evet anne. Seni seviyorum. Seni çocukluğumdan beri seviyorum. Seni tanıdığım ilk andan beri seviyorum. Kaybolduğunda bile sana olan sevgim değişmedi benim. Bir gün olsun dönmeyeceğini düşünmedim. Döndün. Döneceksin diye bekledim. Ve seni her zamankinden daha fazla seviyorum. Kim o genco denilen herif mi senin aklını çeliyor? Ya, o çeliyor değil mi? Ya, vallahi o çeliyor. Saçmalama. Yok vallahi o çeliyor. Tabii herif senin peşinde koşuyor, zengin bir de. Sen Kadir'i unut. Kadir'i unut, git genco'yu tutup seni. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya ne saçmalama, sen saçmalama ya. Yalan mı? Kızım, seni Zehra olduğu için seven biri varsa o da benim. Anladın mı? Ya sen... Bir şey söylemeyecek misin? Eve gidelim mi? Yani hani ben yanlış bir şey mi yaptım? Seni mutsuz edecek bir şey mi söyledim ben? Ne oldu?
Efendi. Sana kimse yalan söylemesin, tamam mı? Sen benim gördüğüm en iyi insansın. Kimse yalan söylemesin sana. Ne alıyorsun? Çok mutluyum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.